Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere timsah sırtı örneği olarak bilinen bu güzel modelimizin detaylı anlatımını yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere örneğimiz oldukça hoş ve güzel. Yapımı da çok çok basit. Sıra sayısı olarak 4 sırada bir örnek tekrarlanarak devam ediyor hanımlar. İlmek katları olarak da 2 ilmek ve katları olarak ilmeklerinizi hesaplayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben bebek örgümde kullandım. Hırka yaptım. Sizler de dilerseniz benim gibi bebek örgülerinizde veya yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden örneğimizin yapımına geçelim. Şöyle örneğimi anlatabilmek için bir miktar ilmeklerimi şişimin üzerine aldım. Ardından tekli lastik ördüm birkaç sıra. Sizler de hangi örgünüzde kullanacaksanız benim gibi tekli lastik veya ikili lastik kullanabilirsiniz. Dilerseniz haroşa örgünün üzerine de uygulayabilirsiniz. Örneğimiz örgümüzün arka yüzünde kuruluyor. Şimdi örneğimizin birinci sırasıyla başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Sırada gelen bir tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Ardından ipimizi arka kısma doğru bırakıp sıradaki ilmeği düz örer gibi şişimizin üzerine takıp üzerine ipimizi dolayalım. Ardından ipimizi kendimize taraf alıp bir tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Ardından ipimizi arka kısma doğru bırakıp sıradaki ilmeğin içerisine düz örer gibi girişimizi yapıp üzerine ipimizi dolayalım. Ardından bir ters sıradaki ilmeği tekrar düz örer gibi üzerine ipimizi dolayalım. Örneğimizin birinci sırası bu şekilde. Belirttiğim gibi oldukça kolay bir model. Düz ilmeği üzerine ipimizi dolayarak alıyoruz. Ardından bir ters. Sıradaki ilmeğe düz örer gibi giriş yapıp üzerine ipimizi doluyoruz. Ardından bir ters. Sıra başında hangi işlemi yaptıysak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak sıramızı tamamlıyoruz. Dikkat edelim. Örgümüzün arka yüzünde birinci sıramızı başlatalım. Şöyle sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak geldik. Şimdi örgümüzün ikinci sırası. Yani örneğimizin ikinci sırası. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Bakın burada üzerine dolayarak aldığımız ilmeğimiz var. İpimiz arka kısımda. İlmeğimizin içerisine tekrar giriş yapıp ipimizi üzerine dolayalım. Ardındaki ilmeği ters olarak örelim. Bir sonraki ilmeğin içerisine girişimiz yapalım. İpimiz arka kısımda. Üzerine ipimizi dolayalım. Sırada gelen ilmeği ters olarak örelim. İpimiz arka kısımda. Sıradaki ilmeği şişimizi alıp üzerine ipimizi dolayalım. İpimiz ön kısımda. Sıradaki ilmeği ters olarak örelim. İpimiz arka kısımda. İlmeğimizi örmeden üzerine ipimizi dolayarak alalım. Ardındaki ilmeği ters olarak örelim. Bir ters doladığımız ilmeğin üzerine tekrar dolayarak alıyoruz. Örneğimizin iki sırasında aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. Bir ilmeğimizin üzerine dolayarak alıyoruz. Bir ilmeğimizi ters olarak örüyoruz.
ve sıra sonuna kadar geldik. Kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi örneğimizin 3. sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Ardındaki ilmeğimizi ters olarak örelim. Bakın burada üzerine doladığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi düz olarak örelim. Ardındaki ilmeğimiz ters. Üzerine doladığımız ilmeğimiz düz. Ara kısımdaki ilmeğimiz ters. Üzerine doladığımız ilmeğimiz düz. Ardından devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzü. Üzerine doladığımız ilmeğimiz düz. Ardındaki ilmek ters. İşlemimizi tekrarlayarak devam ediyoruz. Yani ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyoruz hanımlar. Bir ters, bir düz. Tekrar bir ters, bir düz. Dikkat edelim. Üzerine doladığımız ilmeğimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar işlemimizi devam ediyoruz. Ve sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün 4. sırasındayız. Bu sıramızda da tekrar bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Ardındaki ilmeğimiz ters olarak görünüyor. Ters olarak örelim. Sıradaki ilmeğimiz düz olarak görünüyor. Düz olarak örelim. Bir ters bir düz. Örneğimizin 2 sırası dolama işlemleri yaparak devam ediliyor. Diğer 2 sıramızda da bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yapımı hayli basit bir model. Çok da yürüyüşlü bir örnek arkadaşlar. Bir ters bir düz örerek devam ediyoruz. Bakın birinci örneğimiz oluştu. Bu sıramızı tamamlayalım. Bir örnek daha birlikte örelim. Detaylı şekilde anlaşılır olsun. Sıramızı tamamladık. Şimdi birinci sıramıza dönüş yaptık hanımlar. Birinci örnek sıramıza. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın burada ters olan ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Düz olan ilmeğimizi ipimizi arka kısma bırakıp şişimize takıp üzerine ipimizi doluyoruz. Ardından bir ters düz ilmeğimizdeyiz. Tekrar aynı işlem. Girişimizi yaptık. Üzerine ipimizi doladık. Ardından ters düz ilmeğimize giriş yapıp üzerine doladık. Ters düz ilmekte yine doladık. Ve sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayarak devam ediyoruz. Hızlı ördüğümü, hızlı anlattığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 tane nokta var. Oraya tıkladığınız zaman hız ayarını düşürebilirsiniz hanımlar. Sıramızı tamamladık. Dönüşümüzü aldık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Örneğimizin ikinci sırası. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Sırada üzerine dolayarak aldığımız ilmeğimiz var. İçerisine giriş yapıp tekrar ipimizi dolayalım. Ardındaki ilmeğimizi ters olarak örelim. Düz ilmeğimizdeyiz. Pardon, doladığımız ilmeğimizdeyiz. Tekrar ipimizi arka kısma doğru bırakıp üzerine ipimizi dolayalım. İpimiz ön kısımda, sıradaki ilmeği ters olarak örelim. İpimiz arka kısımda, doladığımız ilmeğe girişimizi yapıp
Üzerine ipimizi dolayıp alalım. Ardındaki ilmek ters. Örneğimizi tekrarlayarak devam ediyoruz. Burada dolama şekillerine muhakkak dikkat edin hanımlar. İpiniz arka kısımda olsun. Hani şişinizi, ilmeğinizi sabitlediğiniz zaman. İpimiz arkada, önde. Sıra sonuna kadar aynı işlem. Örneğimizin ikinci sırasını tamamladık. Dönüşümüzü aldık. Üçüncü sıramızdayız. İşlemimizi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden ardındaki ilmeğimize bakıyoruz hanımlar. Bu ilmeğimizin ters olarak örülmesi gerekiyor. Ters olarak ördük. Sırada doladığımız ilmeğimiz var. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak düz olarak örelim. Ardındaki ilmeğimiz ters. Doladığımız ilmeğimiz düz. Bir ters. Ardından bir düz. Bir ters, bir düz. Doladığımız ilmeğimiz muhakkak düz olarak örülecek hanımlar. Ara kısımdaki ilmeğimiz de ters. Sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğimizi örmeden ardından ilmeklerimizi kontrol edelim. Bakın, ters olarak görünen ilmeğimiz ters, düz olarak görünen ilmeğimiz düz olarak örülecek. Ters, düz, ters, düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Örneğimizin dördüncü sırasını tamamlamış olduk hanımlar. İkinci örneğimizi tamamladık. Örneğimiz bu şekilde tekrarlanarak devam ediyor. Yapımı çok çok kolay. Örülüşü de gördüğünüz üzere çok güzel, çok zevkli. Bu dakikaya kadar beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirdiğiniz zaman bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz hanımlar. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.